yanıtladı bir yandan özellikle. Şöyle belki işte Ekrem Bey'e yakın çevrelerin özellikle Saadet Partisi'nin adayının kendisine yönelik eleştirilerinden dolayı eleştirdiğini gördük bir olaydı. Ya birlikteydiniz, altılı masadaydınız, şimdi kötülüyorsunuz vesaire diye, ama biraz 2019'daki o denklemi de unutarak mı acaba yapıyorlar bunu gibi bir soru işareti de var bende açıkçası. Bugünkü izleniminizle birlikte He, gelmiş bu olayım şeyi size. de şimdi tabii burada Yeniden Refah Partisi önemli bir parti. Yani 14 Mayıs seçimlerinde işte 28 Mayıs'ta neyse bir defa doğru bir karar verdiler. Yani son derece akılcı işte kendi logolarıyla girdiler ve parti olduklarını kanıtladılar. 2019 şey aldı. Şu anda da yani bu yerel seçimlerde bağımsız olarak %5'ler civarında gözüküyor Evet. Yeniden Refah Partisi. O yüzden şimdi bu aday çıkarır mı çıkarmaz mı tartışıldı. Sonra aday çıkardılar. Hala bir şey var işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıklayıp sonra Son son gün. anda son dakikada karar değiştirmesi acaba yine aynı şeyler tekrarlanır mı gibi bir Tabii. Soru insanlarda bir işareti soru var. işareti var. Ama ben artık o yolun çok biraz gerilerde kaldığı kanaatindeyim. Eğer Yeniden Refah Partisi bir parti olarak 2028'e daha güçlü girmek gibi bir niyeti varsa şu ana kadar bütün söyledikleri söylemler, iktidara yönelik eleştirileri bunun bir parçası gibi gözüküyor. Üstelik de hem Cumhurbaşkanlığında destekleyip bir taraftan da eleştirirken AK Parti içindeki seçmene dönük bir projesi var Yeniden Refah Partisi'nin. Bu nedir? Çünkü AK Parti'den memnun olmayan, hakikaten ya AK Parti bu değil kardeşim artık bundan ben mutlu değilim diyen bir AK Parti seçmeni var. Ya da gerçekten 94 ruhu arayışı Yani var mı o AK 94 ruhu Parti'de? dediğimiz şey işte muhafazakar, dindar muhafazakar kesimlerin AK Parti'ye bel bağlayıp şimdi ya böyle değildi bu AK Parti, başka bir yere gitti diyenler işte o ruha atıf yapıyorlar. O yüzden şansı var. Yani AK Parti'den kaçacak olanlar başka bir yere gitmiyor. Gidebilecekleri tek Saadet'e adres. gitmez mi mesela Şimdi burada? Saadet'e işte bu genel seçimlerde her zaman konuştuğumuz bir Ya. şey var. CHP ile iş tuttukları için Saadet'ti, gelecekti, DEVA'ydı. Bunlar AK Parti seçmeni nezdinde öyle çok makbul gözükmüyorlar Bir adres açıkçası. değiller. Adres değiller yani. Ha. O bakımdan bu doğru bir adres yakaladı. Çünkü zaten bunu da gördük AK Parti'den, MHP de AK Parti'den alıyor. Çünkü AK Parti artık bana göre çok milliyetçi bir parti. Yani MHP hatta yer yer MHP'den bile milliyetçi, yani milliyetçi derken milliyetçiliği şey anlamında söylemiyorum. Ama AK Parti'nin geliş çizgisi de, milli görüşten geleneği de öyle değil. Yani aşırı milliyetçi bir tavır ve öyle bir görüntüsü var artık AK Parti'nin. Dolayısıyla bundan çok mutlu olmayan seçmen Refah Partisi'ne yöneldi. Hatta ya Milliyetçi Hareket Partisi ile aslında şey arasında da AK Parti arasında da bir fark var. AK Parti'ye kızınca Milliyetçi Hareket Partisi'ne, muhafazakar kesimde Yeniden Refah'a gidiyor. Son derece doğal bir akış. Yani AK Parti düşün %49,5'lardan %35'e gelmiş başladığı noktaya. Bu AK Parti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Yani şimdi %30'lara düştüğünü düşünün. O zamanı düşünmek bile istemiyorum Düşmüş AK olma Parti ihtimali var mı açısından. sizce AK Yani Parti'nin olabilir. seçimden bu Yani yana? kimse 49,5'lardan oraya düşeceğini AK Parti de düşünmüyordu hiçbir zaman. Ama düştü. Yani bir vaka var. Dolayısıyla onun üzerinden veriler üzerinden konuştuğumuz zaman bu her zaman mümkün. Ama olmayabilir de yani öyle bir garantisi yok tabii ki. Şimdi Yeniden Refah Partisi eğer böyle bir şey yaparsa kendi iddialarından vazgeçmiş demektir. O yüzden çok o yolu tercih edeceğini sanmıyorum. Onu bekleyip göreceğiz. Şimdi Saadet Partisi öyle bir şey olursa Saadet Partisi de bir ölçüde o oylardan yararlanacaktır diye düşünüyorum. Yani Saadet Partisi açısından olumlu bir şey olur ama Yeniden Refah Partisi açısından çok olumlu olmaz Yeniden Refah eğer kanaatindeyim. olur da iktidara desteğini ya Hani da derse ki ortaklığını biz ifade ederse ederse o o zaman zaman başka bir şey olabilir. Yani Yeniden Refah buradan bir pay alabilir. Ne kadar alır alamaz onu bilmiyorum ama Saadet. bir avantajlı konuma geçebilir diye düşünüyorum. Şimdi Birol Aydın tabii ben çok beğendiğim bir siyasetçi ve son derece tecrübeli bir isim. Çok dikkatli bir dil. Orada da işte eleştirel sorular soruldu Evet. mesela. Ekrem İmamoğlu'nun son işte 5 yıllık şey için ne diyorsunuz? Yani Ekrem Bey'in yaptıklarını takdirle karşılıyorum.
Hatta dedi ki bir adım daha ileri gideyim. Biz rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı hizmetlere ve duruşunu da takdirle karşılıyorduk. O yüzden ama bu şu demek değil. Sahaya çıktığımız zaman biz İmamoğlu'nu da kurumu da eleştireceğiz. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Hatta orada bir cümle kullandı. Biz özellikle kentsel dönüşümde ve trafikte rejim değişikliği yapacağız. Kentsel dönüşüm ve trafik. Enteresan. Başat sorular dedi. Olarak. Bir soru daha soruldu. Yani Ekrem İmamoğlu geldiği günden bu yana burada hep bir siyasetçi gibi davrandı. Hedefleri yüksekti. Evet. Belediye başkanlığından çok. Dedi ki unutmayalım. Hafızalarınızı dedi tazeleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Büyükşehir Belediye Başkanı iken de dedi. Çok büyük hedefleri vardı dedi. Yani Sayın Erdoğan'ın büyük hedefleri varken, başbakanlık hedefleri varken, daha büyük hedefleri varken normal oluyor da Sayın Ekrem İmamoğlu olunca öyle bir şey olur mu dedi. Yani o da büyük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Dolayısıyla bu tür hedefleri olabilir, bu normaldir. Ayrıca partilerin kendi şeyleridir filan dedi. Yeniden refahla ilgili de aranızda bir rekabet var mı? Nasıl oluyor diye. Dedi ki ben Sayın Erbakan hocamızın son genel başkan yardımcılarından biriydim. Dolayısıyla biz ben onun çocuklarını da hiçbir zaman şey bir dil kullanmam. Kötü söz söylemem. Onları rencide edecek bir vefa duygusu son derece orada şey. Ben açıkçası siyaset dilinin çok kirlendiği bir ortamda böyle çok nezih bir dil kullanması beni çok mutlu etti açıkçası. Nezaketin korunması. Nezaketin korunması. Çünkü siyasette eğer onu kaybettiğimiz zaman maalesef şey olmuyor. Sahada biraz biz bu görüntüleri görüyoruz da işte liderlerin söylemlerinde bayağı sertleşebiliyor ifadeler. Daha törpülenmiyor yani. Yani mesela İzmir'de Hamza Dağ'ın CHP standına gidip konuşması vesaire. Ya da Ekrem Bey'in AKP'nin standına gidiyorsun. Şey demem, dikkat ediyor musunuz? CHP'li bir hanımefendi elini verip vermemekte evet, biraz... tereddüt ediyor. İşte o da yansıma. Evet. O, aynen o söylediğiniz şeyden ötürü. Yani evet. İnsanlarda bile artık... Ya sonuçta bir siyasal partinin adayı standına gelmiş. Orada bile bir insanlar yalpalayabiliyor. Siyasetçiler işte bu, arasında şey var. Eskiden, ben tabii eski bir gazeteci olduğum için biliyorsun Erbakan işte Demirel falan bir koalisyon şeyleri konuşulurken Sayın Demirel Erbakan'ın bürosuna gitmişti. Bütün gazeteciler bekliyor saatlerce. Ne olacak? Anlaştılar mı? Anlaşamadılar mı? Saatler geçiyor çıkmıyor. 4-5 saat diyorlar ki herhalde büyük kriz var. Falan herkes gazeteciler şey. Sonra onun hikayesini anlatmıştı evet, arkadaş. Evet biliyorum. Gidiyor Demirel diyor ki işte konuşuyorlar. Tamam problem yok. Diyor ki ya Necmettin ben çok yorgunum. Ya arkada yatak var diyor. Demirel bir saat uyuyor ve çıkıyor sonra açıklıyorlar. Evet anlaştık. Yani siyasetle arasında bu dil olmalı. Maalesef biz artık özellikle